Alevi toplumunda ne yazık ki tarihin akışı içerisinde en çok bizim zamanımızı, gündemimizi meşgul eden anma. Neden? Çünkü sürekli ve ben buna katliamlar silsilesinin birer örneği olarak değineceğiz. Sivas 2 Temmuz Madımak, Çorum 1980, sadece Selçuklu'dan bu yana devam eden katliamların iki tanesi. Yani düşünebiliyor musunuz? 1239'da kayıt altına alınan Baba İshak, 1417'de Börklüce Mustafa, 1419'da Torlak Kemal, 1420'de Şeyh Bedrettin, 1511'de Şahkulu. Ve bu liste devam edip nereye kadar geliyor? 2 Temmuz Sivas, Madımak katliamına kadar. Ve ondan sonra hatta İstanbul'da bir de biliyorsunuz Gazi, Ümraniye'de yapılan katliama kadar. Şimdi sorun şu, bu kadar katliamın peş peşe olmasının münferit, kendini bilmez, yoldan çıkmış 2-3 kişi kafaların saldırısıyla bu kadar 500 yıl, 1000 yıl katliam devam eder mi? Etmez. Şimdi sorun şu, Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilen bir politikayı bütün Aleviler biliyor. Bu devreden politika neydi? Bu devreden politika İttihat ve Terakki'den Cumhuriyet'e gelen Türk İslam sistemine dayalı bir ulus devlet yaratma. Şimdi bu ulus devleti yaratmak için o iki kritere uymayan her kim varsa hedefe kondu ve bu sadece katliam uygulayarak da değil, soykırım olarak yani dünyada Birleşmiş Milletler'in 9 Aralık 1948'de kayıt altına aldığı soykırım uygulaması olarak tarif edebileceğimiz standartlarda bir uygulama. Çünkü soykırımda ölçü ne? Bir grubun mensup olanların öldürülmesi yapılıyor. Biz Aleviler tarihimizde çok büyük acılar yaşadık. Bu acılardan biri, hatta ikisi, hem Çorum katliamı anmasını gerçekleştiriyoruz hem de Sivas. Büyük bir katliam. Birimizin de dediği gibi insanların diri diri canlı yayınlarla Türkiye her yere izlettirildi. Bir katliam yaşadık. Hepsinin önünde, anılar önünde saygıyla eğiliyorum. Ancak şunu hepimiz biliyoruz ki bizim tarihimizde bu ilk değil ve sonrası da var tabii. Cumhuriyet öncesi de katliamlara maruz kalan bir inancın sahipliğiyiz hepimiz. Aynı zamanda Cumhuriyet'le birlikte Türkiye Cumhuriyet'in kendisini inşa ettiği süreçlerde büyük sancılarla işte haklarımızı alma, demokrasi adına taleplerimizi hayata geçirme adına verdiğimiz mücadelenin kanlarla bastırıldığını, terörize edildiğini hepimiz biliyoruz. Ne yazık ki bu devam etti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da devam etti bu ve sonra da hala günümüzde de değişik politikalarla üzerimizdeki baskı, asimilasyon ne yazık ki devam ediyor. Maraş katliamı failleri bulunsaydı, yargılansaydı, arkasındaki sorumlular da bulunsaydı, yargılansaydı Çorum olmayacaktı. Çorum'un bulunsaydı Sivas olmayacaktı. Ve böyle zincirleme bu zihniyette ise şu an bizler de dünyanın dört tarafına savrulmuş inancımızı sonradan kendi çabamızla, emeğimizle öğrenme, yaşatma çabasına girmezdik. Ne yazık ki bizler gerçekten bu katliamlarla birlikte şuna maruz kalıyoruz. Yani sadece fiziksel olarak bizi ortadan kaldırmaya hizmet etmiyor bu katliamlar. Aynı zamanda bulunduğumuz toprağın, vatanımızın,
yaşadığımız yerin, mekanımızın demografik yapısını da değiştirme, bizi dünyanın dört bir tarafına sürme ve inancımızı artık unutma, unutturma amacı da taşıyor bu şeyler, katliamlar. Ben de bir katliam yaşanan, çocuk yüreğimle ölüm sırasını bekleyen Maraşlı biriyim. Bu bizim üzerimizde büyük etkisi var. Hepimiz üzerinde büyük etkileri var. Bu sistem, bu zihniyet diyor ki, olur ki ayağa kalkarsan, haklarını talep edersen, inancını özgürce yaşamak istersen, Çorum'u unutma, Sivas'ı unutma, Dersim'i unutma. Yani Sivaslıları unutma diyor. Bize bu mesajı veriyor.